Çarkızköy'ün bizde basın mensupları sizin de birkaç gün gecikmeli de olsa basın bayramınızı tebrik etmek istiyorum. Biraz evvel sizden özür diledim. Bu çekim sebebiyle koltuklarınızı bugün için kaldırmak zorunda kaldık ama gene de hazırlığın önünde de sizlerden özür dilemek istiyorum. Bugün için böyle olacak. Hakkınızı helal ediniz. Evet, çoğunluk sağlandığı için gündemi açmak istiyorum. Birinci gündem maddemiz yoklama. Saygı Duruşu İstiklal Marşı yoklamamızı yaptık. Çoğunluk sağlanmıştır. Sizleri aziz şehitlerimiz ve Ulan Ömer Atatürk için bir dakikalık saygı duruşuna İstiklal Marşı'na davet ediyorum. İtibariyle kasa mevcudumuz 1623 lira 03 kuruş, banka mevcudumuz 9 milyon 390 bin 140 lira 07 kuruş, mizan borç alacak bakiyemiz 41 milyon 904 bin 117 lira 74 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Türk Odalar Borsalar Birliği'nin odamıza iletmiş olduğu yazıyla birlikte muzam aidatlarda ve yıllık aidatlarda herhangi bir değişiklik yapılmamasına, yalnız yeni kayıt yapılan üyelerde kaydiye ücretlerinin bu düzenlemeye göre tekrardan düzenlenmesi hususunda bir görüş bildirmişlerdir. Bununla ilgili olarak da yönetim kurulumuz yapmış olduğu çalışma neticesinde bürüt askeri ücretin bürüt askeri ücreti olarak 13.414 lira 50 kuruş açıklanan rakam üzerinden kaydı ücretlerinin belirlemesini gerçekleştirdi. Burada kayıt yapmış olduğumuz derecelerimiz 2. derece, 4. derece ve 5. derece olarak yapıyoruz. 4. derece 1350 TL'den başlatıp 2. derece 1400, 5. derece de 1500 TL olarak yönetim kurulumuz meclisin onayına sunmuştur bu husus. Oylarını sunuyor, kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 80'e yaklaştı şu anda katılımcılar. Çok az sayıda kaldı. Yerimiz çok az sayıda kaldı. Buradan da bunu duyuralım. Daha sonra 125'i geçtiğinde ek alan açmak için zorlanacağız ve bütün plan bozulacak.
katılım yapmak isteyen tüm üyelerimize tekrardan basın aracılığıyla da duyurmak istiyorum. Bir an önce taleplerini yapsınlar. Eğer ki 125'i geçer ise bu aşamada, planlamada, ona göre şimdiden tedbirimizi alıp planlamamızı ona göre yapmak zorundayız. Bu arada yurt dışından da misafirler olacak, katılımcı değil, misafirler olacak. Özbekistan, Bulgaristan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden, Afrika'daki çeşitli ülkelerden ziyaretçi şu anda müracaatları var. Bir kilogram ekmek fiyatının 32,5 TL, yani 200 gram 6,5 TL olması yönünde bir görüş bildirdiler. Bu konuyla ilgili olarak civar odalarda yapmış olduğumuz görüşmeler ve araştırmalar neticesinde de Çorlu TSO'nun da bugün meclis toplantısı var. Şu an onlar da aynı saatte meclis toplantısındalar. 200 gram 7 TL olması yönünde onların da devam eden bir görüşü. Bakanlığın bildirdiği görüş de diğer odalara aynı tutar üzerinden. Yani 200 gram 6,5 TL olması yönünde. Tekirdağ Ticaret Odası bu konuyla ilgili 210 gram 7 TL daha öncesinde geçirerek valilik onayına gönderiyor ve valilik onayı sonrasında valilik itiraz komisyonunu oluşturuyor. İtiraz komisyonunda da 2'ye 1 valiliğin vermiş olduğu red cevabına karşı 210 gram 7 TL üzerinden şu an devam eden bir tarifesi var. Yönetim kurulumuzda komitemizin ve üyelerimizden gelen talebi 200 gram 7,5 TL olması yönünde konunun değerlendirilmesi hususunun meclis onayına sunulmasını bu şekilde gerçekleştirdi. Belediye meclis üyesimizi bize de aynı şekilde ben korkularımı ifade ettim. Korkularımız başımıza geldi. Dolayısıyla biz Ahmet Başkanımla beraber belediye başkanımızla telefon görüşmesi yaptığımızda ekmeği 3 liradan satılacağını ben beyan etmiştim. Başkanımız da hesabını yapmadığımız bir ekmeğin maliyetini kim çıkartmış ki bizi 3 liradan satacağız diye bir ifade kullanmıştı telefonda. Sayın Başkan'ın görüşmüştü. Dolayısıyla bunların sonucunda belediye 3 liraya satmaya başladı. Tamamen esnafı yıkmak, esnafı öldürmek, rencide etmek başka bir açıklamasını yapamıyor. Dolayısıyla Sayın Meclis Üyesi de burada. Yani 3 liraya satılan bir ekmek biz piyasada 5 lira satarken yorulduk ve rencide olduk. Bu kadar maliyetlerin yükselmesi sonucunda böyle bir talebimiz oldu. 7 lira uygulamasına geçildi. Halen daha belediyemiz sebebini anlayamadığımız bir sonuç nedir, amaç nedir bunu da bilmediğimiz ve kendisinden görüş talep etmemize rağmen varsa bir sıkıntımız, bizim bilmeden kendilerine bir zararımız dokunmuşsa veyahut da yani bunca seneden beri de biz bu memleketin yükünü taşımışız. Pandemide, cumartesi, pazar, bayram, seyler, tatil muazzam bir özveriyle çalışıyorken bu rekabetin amacı bunun bir açıklanmasının yapılması lazım. Ben sayın vekilimize de bunu ifade ediyorum. Rica ediyorum. Bize randevu oluşturun. Yani sayın başkanın bizden alıp veremediği ne? Bizim ne fırıncı esnafımız var, ne ekmek üreten esnafımız var, ne pastane esnafımız var. Burada rencide yorulduk, rencide ettiniz bizi gibi kelimelere gerek yok. Onların ticaretini, ekonomisini etkilemek adına bir yola girdik. Tamamen İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ucuz ekmeğe kolay ulaşabilsin diye bir kurumların hepsinin alt ekmeklerini gezdik. Evet. Hepsinin bize söylediği şey, ilçenizdeki ekmek üretimindeki psikolojik sınırı geçme. Onların bize söylediği şey, %15'in üzeri fırıncı esnafıyla sizi zorda bırakır. Evet. Çerkezköy'de günlük tüketilen ekmek sayısını biliyor musunuz? Yani ben 5 senedir ilgilenmiyorum. 300 binin üzerinde. Net bir sayı veremeyeceğim. 300 binin üzerinde. Çerkezköy'de üretilen ekmeğin Çerkezköy'e dışarıdan ne kadar girdiğini biliyor musunuz? Dışarıdan Çerkezköy'e ne kadar ekmek geliyor? Çerkezköy ilçesi dışındaki fırınlardan. Yani şimdi... 100 bin, 100 bine yakın. Evet. O da 100 bine yakın. Yani bizde tüketilen 300 bin ekmeği, 200 bini Çerkezköy'de üretiliyor aşağı gidiyor. 100 bini de ilçemizin dışından Çerkezköy'e geliyor. Ve biz de şu anda %25 bine yakın ekmek üretiyoruz. Kapasite daha yukarı çıkabilir mi? Kesinlikle çıkabilir.
Ama Çerkezköy halk ekmek de tüketilen, yani nüfus artışına göre ilçede tüketilen ekmeği oranla kapasitesini arttıracak. Biz demiyoruz yarın makinaları çalıştıralım da Çerkezköy'de 100 bin ekmek üretip esnafımıza zarar verelim. Şimdi biz de kurumsal bir firma oluşturduk. Kamu yatırımı, %100 kamu yatırımı. Tamamen Çerkezköy Belediyesi'nin öz sermayesiyle oluşmuş bir şirketimiz var. Ve bu şirketimizi ekonomik anlamda en olumlu şekilde nasıl yönetirizin peşinde koşarak malzeme alımları yapıyoruz, işçilikleri ona göre hesaplıyoruz, makinelerin tüketimlerini ona göre hesaplayarak bir yol çalışması yapıyoruz. Bu hafta içi İstanbul Halk Ekmek açıkladı. Ekmek fiyatını 5 lira yaptı. Önümüzdeki süreçte sonuç olarak biz de bir kamu, kamuyuz ve kamunun şirketi iştiraki. O yüzden biz ekmeğin fiyatını buralarda tutacağız. Ekmeğin fiyatını fırıncı esnafımıza rağmen tutuyoruz diye bir söylem içinde değiliz. Burada birbirimize düşmanmışız ya da birbirimizin ekonomisini bozmak için biz bunları yapıyormuşuz, aklımızdan çıkartalım. Biz tamamen Çerkezköy'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ekmek alırken 1 lira 2 lira kar etsin de gitsin onunla ay sonunda 1 kilo et alabilsin. Etin olmuş kilosu 400 lira 500 lira. Çocukların ihtiyacını karşılayabilsin. Tamamen vatandaşımızın ihtiyacına yönelik. 6. gündem maddesiyle ilgili olarak simit, poğaça ve açma fiyat tarifesiyle ilgili bir güncelleme talebi geldi bir üyemizden. Bu konuyla ilgili olarak da yine ilgili meslek komitemiz 1. meslek grubumuz. 90 gram simit, 90 gram açma ve 90 gram poğaça için talep fiyatı şu anda 7,5 TL bizden olması yönünde bir talep oldu. Komitemiz aynı görüşü verdi. Komitenin görüşüyle birlikte de yönetim kurulumuz 90 gram simit, poğaça ve açmanın 7,5 TL olması yönünde konuyu meclise iletti. Evet, oylarımız diyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy çokluğu yine o zaman. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bir katılanlarda ben bunu kalıyorum. Lütfen, çünkü bizlerin her birinin burada söylediği şey değerli, önemli. Hem mesleki olarak hem hayatın içinde olan insanlar olarak burada söylediğimiz şeyler önce ülkemiz, sonra ilçemiz, sonra meslek çalışanlarımız için değerli şeyler. Bunlar sadece lafta kalmamalı. Bir sonraki aşamada ne oldu? Muhatapları tarafından meclise bilgi verilmeli. Mesela bir tanesini söyleyeceğim. Ve Ecrin Bebek olayını gündeme getirmiştim. Ama bununla ilgili başkan belki kişisel bir şeyler yaptı ama meclisten bir karar çıktı mı, meclisten bir katkı sağlandı mı bunu merak ediyorum. İkincisi 2 milyon para aslında çok gibi görünüyor ama bence Çerkezköy ya da ÇTSO'nun tanıtımının yapılması adına çok büyük para değil. Ama gönül ister ki ve ben bunu talep ediyorum, bu bütçe artırılsın ve Çerkezköy fuarının ana teması Çerkezköy il olmalı. Temaları kullanılmalı. Gerekirse bunun için ek bütçeler konmalı. Gerekirse bunun için 15 bin tane el ilanı hazırlanacak. Davetiye daha doğrusu. Bu 15 bin davetiye yer verilecek para ve 15 bin davetiye 15 bin kişiye ulaştırmak da ciddi bir maliyet. Bunun yerine hayatın, basın bir milletin müşterek sesidir. Fırına, ekmeğe nasıl zam geliyorsa gazeteye, kağıda, internete, maaşlara da öyle zamlar geliyor. Yerel basının desteklenmesi konusunda mesela ona verilen reklamlar ne kadar yönetim bununla ilgili fiyat belirlemiş ama kimsenin haberi yok. Mesleğin içinde olan bir soru fikrimiz dahi sorulmadı. En azından fırıncılar muhatap alınıyor. Basını açmış olmanız adına gazeteciler arkadaşlarım adına ben teşekkür neyi ediyorum. Neyi belirledik ki? Efendim? Biz neyi belirledik? Herkes onu soruyor da. Belirlemesi söyleyeceğim. Belirlendiği söyler. Söyleyeyim bize. Yok ben de böyle bir şey konuşmam. Öyle bir fiyat belirlenmedi yani. Şöyle o zaman geçen yönetimden süre gelen her şeye zam geldi. Maaşlar arttı. Elektrik faturaları arttı. Ama basına verilen tebrik ilanlarının fiyatı bir türlü artmıyor. Doğru mu Seçkin Bey? 2023 bütçesinde belirlenen şey olduğu için.
Neyse. O artış ondan dolayı olmuyor. Ne söylediğim en azından ben tamam, biliyorum sayın arkadaşlar. Özetle şu, fuarda tanıtacağım tanıtma hedefe ulaşmayan 15 bin tane davetiyeyi ben biliyorum neyin ne olduğunu, nasıl ulaştıracağını ve maliyetini bu bütçenin yerel basın vasıtasıyla, çünkü artık çağımız dijital çağ, değerlendirebileceğine inanıyorum. Ve gazeteler konusunu söyledim. Ecrin Bebek olayını söyledim. Başkanım bu konuda mutlaka bir açıklama yapacaktır. Ben meslekteki arkadaşlarım adına şimdiden basına vereceğiniz desteği kadına teşekkür ediyorum. Meclis 3 kişiden, 5 kişiden, 10 kişiden oluşmuyor. Lütfen daha güçlü olmak için, sesimizin de daha güçlü duyulması için birlik beraberlik içerisinde bu projeleri yürütelim. Topa giderken de top delegesi olarak sizin de yanınızda olmanızı istiyorum. Arzu ediyorum. Evet, arzu etmiyorum, istiyorum. Direkt olarak top delegesi olarak, başkan olarak da bunu istiyorum. Ve bu taleplerimizi lütfen ilettiğimizde birlik beraberlik içerisinde bu masanın etrafında olan herkes tek yürek, herkes Köy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine hizmet için buradadır. Böyle olalım ve bundan sonraki yapılacak olan işlerde el birliğiyle karşı bulunan maddeler konusunda tereddütler varsa bunu da masaya yatıralım. Çözelim ama yolumuza devam edelim, önümüze bakalım. Teşekkür ederim.